Ben orada alkole alıştım. Ben orada her şeye, yaptığım her kötü şeye alıştım. Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Muhtar'la evlenmiş ve 2009 yılında da Mina Deniz ve Poyraz Deniz isimlerinde ikizlerini dünyaya getirmişti. Deniz Uğur, Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Tam olaylar duruldu derken babası hakkında alınan tedbir kararı kaldırılan Mina, babası Reha Muhtar hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ben orada alkole alıştım. Ben orada her şeye, yaptığım her kötü şeye alıştım. Deniz Uğur da kızın açıklamasını paylaştı ve acil notuyla yardım istedi. Ben gerçekten sakin bir şekilde anlatmak istiyorum. Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orada alkole alıştım. Ben orada her şeye, yaptığım her kötü şeye alıştım. 10 yaşında bir alkolik kızı düşünebiliyor musunuz? Bence düşünemiyorsunuz. Ben şu anda 14 yaşındayım hala. Oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Akıl hastanesine gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için. Benim midemi yıkadılar. Midemi yıkadılar. Evet. Neden? Kendimi öldürmeye çalıştım. İlaç ala ala kendimi öldürmeye çalışıyordum. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Hayatımda kötü bir şey olmasaydı ben bunu yapar mıydım? Hayır. O yüzden lütfen sizden rica ediyorum. Ne olur? Beni babama geri götürmeyin çünkü ben bunu hak etmiyorum bir kere. Hak etmiyorum. Bence kimse o adamla yaşamayı hiçbir şekilde, ne kadar kötü bir insan olsalar da, hak etmiyorlar. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kafam güzel gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya gidiyordum kesmekten. Ve babam bunların hiçbirini bile görmedi. Eğer gerçekten iyi bir baba olsaydı bunu fark etmez miydi? Bence fark ederdi. Hiçbir şey fark etmedi. Fark ettiği zaman da hiçbir şey yapmadı. Yardıma ihtiyacım olduğunu hiçbir şekilde söylemedi. İyi bir baba olsaydı fark ederdi ve yardım ederdi bana ama etmedi. Onun karşısına beni dövdü. Deniz Uğur'sa bu sözler karşısında şu ifadeleri kullandı. Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Şu noktada kızımı korumak için her şeyi göze almak durumundayım. Gerçeğin gün yüzüne çıkması için adaletin gerçekten işlemesine, her türlü manipülasyona engel olmasınlar diye ilk kez Mina'nın kaydettiği konuşmasını kendi isteği üzerine paylaşıyorum.